Burada mı uyuduk biz? Sen uyudun. Mışıl mışıl. Sen uyumadın mı? Niye beni uyandırmadın? Ben halimden gayet memnundum. Hatta her sabah böyle uyanabilirim. Karşımda deniz. Yanımda sen. Çok tatlısın. Yani gerçekten. O zaman düşündüm de biraz daha burada kalabiliriz diye düşünüyorum. Yani eğer işe geç kalmayacaksın. Peki tamam. Ama 5 dakika daha. Tamam 5 dakika. Tamam. Günaydın. Hayret. Bir dava falan mı kazandın diyeceğim de son günlerde pek işe geldiğin de yok. Canım sen gidebilirsin, geleceğim ben. Ya İremciğim bugün o kadar mutluyum ki. Yani keyfimi hiçbir şey kaçıramaz. Özellikle de sen hiç kaçıramazsın. Ha, bu arada evet doğru tahmin ettin. İşle alakalı değil. Yani çok özel bir durum. Çok özel bir durum. Allah Allah. Peki bu özel durumun acaba Ozan Şef'le bir ilgisi var mı? Yani bugün tahminlerinde gayet iyisin. Yani bir dakika, siz şimdi bayağı Ozan Şef'le ciddi olarak, resmi olarak ilişkiye başladınız yani, öyle mi Deniz? Evet, bir ilişkiye başladık. Çok da mutluyuz. Ne güzel. Günaydın Ercüment Bey. Günaydın Ercüment Bey. Günaydın, günaydın. Günaydın. Bize tam Deniz'in Ozan Şef'le yeni ilişkisi hakkında konuşuyorduk, müşterimiz Ozan Şef'le. Duydum, duydum. Sanırım Deniz sizin müşteri ve çalışan ilişkisi hakkındaki prensipli duruşunuzdan bir haber. Ya da önemsemiyor. Sanırım öyle. O halde konuşup bu konuda aydınlatalım kendisini. Hemen toplantı odasına Deniz Hanım. Tabii Ercüment Bey. Ne demek istediğinizi anlamadım Ercüment Bey. Yani benim ilişkim sizi neden ilgilendiriyor? Adı üstünde özel hayat. Şirket ve şahsi prensipler diyelim Deniz Hanım. O zaman bu sizin için geçerli. Kusura bakmayın ama özel hayatım ve seçimlerim beni ilgilendirir. Söylediğin şey çok mantıksız. Sana değil, bana mantıklı gelmesi önemli zaten Deniz. Son zamanlarda ofis işlerini bir hayli boşladım. Sebebi de bugün ortaya çıktı. Nerede o sabahlara kadar çalışan Deniz ha? Nerede? Eğer ideallerinden vazgeçtiysen haberim olsun Deniz. Ben işimin başındayım ve çalışıyorum Ercüment Bey. Bak Deniz, kariyer planlamana karışamam. Ama bu aşk meşk işlerinde çok ısrarcı olacaksan lakabeyi senden almak zorunda kalırım. Bunu bir düşün istersen ha. Kimse beni böyle bir seçim yapmaya mecbur bırakamaz. Sevgilim. Efendim? Diyorum ki acaba öğle yemeğini birlikte mi yesek? Olur, yiyelim. Nereye gideceğiz? Göl kenarında bir pikniğe ne dersin? Vallahi çok güzel olur ya. Yani uzun zamandır piknik yapmadım desem. Ben de öyle düşünmüştüm. O zaman her şeyi bana bırakıyorsun. Her şeyi ben hazırlıyorum. Seni bir gibi alırım. Olur. Tamam o zaman. Ben de hızlıca işlerimi toparlayayım. Tamam. Okey. Haberleşiriz. Bay bay. Görüşürüz.
Selam. Selam. Motorla mı gideceğiz? Evet. Bu senin. Peki. Yardım edeyim mi? Olur. Alayım. Ya ne kadar güzel bir yer bulmuşsun. Değil mi? Baksana yemyeşil, sessiz, sakin. Kesinlikle. Sepeti verelim. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Her şeyi düşünmüşsün. Örtü bile var. Bu sefer tam takımız. Buyurun. Bu taraf. Aynen. Tamam. Şurası nasıl? Güzel, olur. Olabildiğince gölgeniz. Tabakları unutmadım bu sefer. İnanmıyorum. Tabakları da getirmişsin ya. Çok güzeller. Tabii ki meyve tabağı. Kim? Ya. Bu ne? Değil mi? Çok şeker. Küçük sandviçlerimiz. Vallahi her şey çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Ne demek? Aa, burada ne kalmış? Ne kalmış? Ne kalmış acaba? Biraz ezilmiş ama. Olsun. Teşekkür ederim. Bir şey değil ki. O zaman takayım. E tabii. Piknik kuralları gereği. Çok güzel oldu. O zaman afiyet olsun. Biraz motordan dolayı belki biraz sırtım tutuldu galiba. Motorda mı tutuldu? Evet. Ben biliyorum motorda tutulmadığını. Dün gece tutuldu değil mi? Ben uyuyordum. Sen de beni uyandırmak istemedin, hareket etmedin. Ne yapayım, çok güzel uyuyordun. Uykunu bölmek istemedim. Peki tamam, hadi gel dön arkamı. Nasıl yani? Ya bayağı işte, dön arkana hadi. Masaj yapacaksın. Evet, hadi. Peki, tamam.
Evet. Şimdi bakayım. Burası mı? Evet, orası. Belli zaten ama tutulmuş. Çok ağrı yapar mı? Evet, biraz yapıyor. Olsun, yapsın. Dün geceye de geldi. Tamam, daha fazla yorulma. Bir şeyleri yiyelim. Ozan. Hı. Asıl ben sana teşekkür ederim. Burası... hazırladıklarım... her şey o kadar güzel ki. Sanki rüyada gibiyim. Ben de rüyada gibiyim. Benim rüyam sensin. Küçükken bulutların da bizi izlediğini düşünen bir kızla tanışmıştım. Çok tatlıydı. Ben seninle ilgili hiçbir şey unutmadım. Hayır, sen at, ona göre atacağım. İyi, peki tamam, atıyorum. Bir. Gayet iyi. Ama bir dakika, bir dakika. Benim cebimde telefon var, o yüzden atamadım. Ben şimdi telefonu bırakıyorum, atacağım, görürsün. Ondan o zaman. Evet, o yüzden. Aa, Cansu aramış kaç kere. Arıyorum. Tamam. Efendim Deniz. Evet canım, aradım bayağı. Ne oldu canım, iyi misin? İyi değilim ya. Lag abiye geldim, Ezgi'yi bekliyorum. Tamam, tamam canım, geliyorum. Bir şey gitsek olur mu ya? Tabii, tabii. Canım benim ya, demek ki piknikte o yüzden o kadar aramış. Bize hamile olduğunu söyleyecekmiş. Haklı tabii. Sizi aramayıp da ne yapacağım? Çocuk sahibi olmak isteyen bir kadının alabileceği en güzel, en mutlu haber olsa gerek. Hamile olduğunu öğrenmek. Ben baba olacağımı öğrensem muhtemelen bütün arkadaşlarımı darlar, hepsini teker teker arardım. Bu hayatta en çok istediğim şey baba olmak. Bir şey mi söyledin? Ozan ben... Deniz, iyi misin? Ben nefes almıyorum. Bir yerde durabilir miyiz? Ha, tamam tamam, tabii ki tabii ki. Tabii ki duracağım ama. İlk boşlukta duruyorum.
Deniz, iyi misin? Konuşmak ister misin? Belki konuşursan rahatlarsın. Belki bir gün. Ama şimdi değil. Peki. Ne zaman istersen seni dinlerim biliyorsun. Fiskos yapmayın. Evet, kafes ekibi toplansın. Hadi hadi. Evet, kafes yani lagabia demek istiyor. Lagabia çünkü kafes demek ya, o anlamda. Toplanalım. Çok işimiz var arkadaşlar. Yoklama alıyorum. Ozan Dinçer burada mı? Geldim. Dün sana bir sürprizim var demiştim. Al sana sürpriz. Ne o sürpriz? Ne oldu? Ne bu? Abi ruhsat mı? Kapı gibi. Ah! Ruhsat mı? Çık. Tamam, abartmayalım. Nasıl hallettin? Boş ver ya, anlatırım sonra. Açılış hazırlıklarına başlamamız lazım bir an evvel. Tabii. Ay Özgür Bey, benim kafamda şimşekler çaka çaka bir hal oldu şu an. Nefis fikirlerim var, organizasyon bende. Süper Gizemciğim, bu şevkini asla kırmak istemem ama Ezgi bir organizasyon firmasında çalışmaya başladı. Organizasyonu o yapacak o yüzden, açılış için. Öyle mi? Peki. Hay Allah ya. Tabii bir yerde Ezgi Hanım varsa organizasyonu o yapar tabii ki. Bir dolma, bir şey, bir yükselme oldu. Tabii o hırslar, o kin, o kafada planlar falan hep sonuç böyle olunca yıkım oluyor. Ben dedim size böyle çok şey yapmayın diye. Gizem Hanım, nereye çıkıyor musunuz? İstifa mı ediyorsunuz? Şunu fotoğraf çekeceğim. Ne yapıyorsun ya? Story mi atacağım bunu çek? Ruhsat sosyal medyaya konur mu? Artık yok artık ya. Arabanın anahtarını da çek. Saatini falan da çek. Onu da koy bari. Yok be abi, ne sosyal medyası? Denize atıyorum, merak etmişti baya. Aman. Aman, iki saniye bekletme. Kaçırma yani. Hemen gönder. Deniz'in haberi hemen olsun yani. Ne yapayım abi? Alo. Efendim canım. Canım mı? Ben çıkıyorum, özel konuştum. Halloldu mu? Evet, evet halloldu. Yani o kadar sevindim ki ruhsat işinin hallolmasına. Evet, belli sevinmişsin. Ya gerçekten bugün bana daha güzel bir haber veremezdin. Çok sevindim. Peki açılış ne zaman? Tamam, süper. Konuşuruz sonra. Bay bay. İremciğim. İrem. Ozan'la Özgür yeni mekanın ruhsatını almışlar. Ya duydum. Hayırlısı olsun. Aa, duydun mu? Aa, bana duymadığın gibi geldi. Tam emin olamadım da söyleyeyim size. Hani mesafe var, uzak. Duymamışsındır falan. Duydun ama. Duydun. İyi. Böyle senin için daha iyi olacak. İnan bana.
Az önce seni izlerken ne kadar doğru bir karar verdim daha iyi anladım. Yani ben de senin gibi olmak istiyorum. İşimde mutlu olmak istiyorum. Huzurlu olmak istiyorum. En önemlisi özgür olmak istiyorum. Sen de olacaksın.